Etmaden herkese merhabalar. 6. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı Türkiye geneli sorularının çözümlerine geçiyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bir sürahin içerisinde 3 bölü 2 litre su vardır. Bu sürahideki suyun tamamı ölçüsü 1 bölü 4 litre olan bardaklara, bardaklar tamamen dolacak şekilde paylaştırılacaktır. Buna göre kullanacak bardak sayısını bulunuz, işlemleri gösteriniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. 3 bölü 2 litre sürahimiz, bir bardağın hacmi 1 bölü 4'tü. 1 bölü 4'e böleceksiniz o zaman. Şimdi kesirlerde işlem yaparken birinci kesir aynı yazılır, ikinci kesiri ters çevrilip çarpılır. Burayı 4 bölü 1 olarak ters çevirdik. Sadeleştirdik. Şurası 2 oldu. Sonra 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 tane bardak olduğunu görürüz. Şimdi birinci soru bu şekildeydi. İkinci soruya gelelim. Ahmet parasının önce 1 bölü 4'ünü, sonra 2 bölü 3'ünü harcamıştır. Ahmet'in geriye 150 TL'si kalmıştır. Buna göre Ahmet'in toplam parasının kaç Türk lirası olduğunu bulunuz. İşlemleri gösteriniz. Şimdi bu tür sorularda şu paydadaki sayıları çarpıyorsunuz. Yani 4 ile 3'ü çarptık 12. O zaman tüm paramız 12x yazıyorsun. Bu 12'nin önce 1 bölü 4'ünü bulalım. 4'e böldük 12'yi, 3'ü gitti. Sonra bu 12'nin 3'te 2'sini yani 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Burası 4 oldu. 4 kere 2, 8. O zaman harcanan toplam para 3 artı 8, 11'i gitti. O zaman 12'den 11'i çıkaralım. Kalan paramız x olur. Bu kalan. Peki 150 liraydı kalanımız. O zaman bir tane x eşittir 150. Toplam paramız 12x olduğu için 12 ile 150'yi çarparsanız tüm parayı bulmuş olacaksınız. 12 kere 150 bu da 1800 TL yapıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde çözdük. Gelelim 3. soruya. 3. soru kolay bir soru. Şöyle bakalım. 1,923 ondalık gösterimi yüzde birler basamağına yuvarlandığında oluşan ondalık gösterimi bulunuz. Şimdi yüzler basamağımız, pardon, yüzde birler basamağımız şu iki rakamı. Bunu yuvarlarsak yanındaki sayı eğer 5 ve 5'ten büyükse basamağı 1 artırıyoruz. 5 ve 4 ve 4'ten küçük ise değişmiyordu. O zaman yuvarlarsak 2 değişmeyecek sayımız 1,92 olur. Şimdi geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda yukarıdaki şemada belirtilen çarpma işlemlerini yaparak 1 ve 2 numaralı kutulara yazılacak sayıları işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi önce 0,125 ile 100'ü çarpıyoruz. Bunu çarparken bakın 0, 125 çarpı 100. Çarparken şu iki basamak 0 olduğu için şu iki basamak virgülü kaydırıyoruz. Yani 12,5 oldu. Şimdi 12,5 ile 3,2'yi çarpalım. 3,2. Bunu da şu köşede yapalım. 12,5 çarpı 3,2. Çarpalım. 2 ile çarp 0. 4, 1 de elde var. 5, 2 kere 1, 2. 3 ile çarp 3 kere 5, 15 elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde var. 7, 3 kere 1'in 3. Toplayalım. 0, 0. Burası arkadaşlar yine 0 oluyor. Bir deldemiz var. Şimdi toplam 2 basamağımız olduğu için virgülden sonra 2 basamağı ayırıyoruz. Cevabımız 40 olacak. O zaman bir numaramız 12,5. 2 numaralı sayımız da 40 olmuş oluyor. Geldik 5. soruya. Göktuğun bilyelerinin toplam kütlesi 220,5 gramdır. Bilyelerin her birinin kütlesi 24,5 gramdır. Buna göre Göktuğ'un kaç bilyesi olduğunu işlemlerini göstererek bulunuz. O zaman toplam kütleyi bir tane bilyenin ağırlığına bulur, bölersek kaç tane bilye olduğunu buluruz. Yani 220,5'i 24,5'e bölüyoruz. Şimdi basamak sayısı virgülden sonra eşit olduğu için virgül yokmuş gibi davranabiliriz. Yani 2205'i 245'e bölelim. Bir köşede bölelim. 2205 bölü 245. 9 kere var. 9 kere 5. 45 elde var. 1. 9 kere 4. 36.
4 de elde var. 40 yine elde var. 4. 9 kere 2 18. 4 de elde 22. Evet, kalan gördüğünüz gibi 0 olduğu için cevabımız 9 olacak. 9 tane bilyesi var. Evet, gelelim 6. soruya. Yöresel ürünler satan bir marketteki peynir çeşitlerinin 1 kilogram fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Sinem Çanakkale Ezine peynirinden 2 kilogram, bakın şuradan 2 kilogram, Erzincan Şabak peynirinden 3 kilogram almıştır. Aldığı ürünler için kasaya 800 TL veren Sinem kaç Türk lirası para üstü alır? İşlemlerinizi gösteriniz. Şimdi 2 ile şurayı çarpmamız lazım. 3 ile de bunu çarpmamız lazım. Yapalım. 168,25 ile 2'yi çarpalım. 0 arkadaşlar, şurası 5 olur. 16, 6'sını yazdık. Elde var 1, 12, bir de elde var 13, 2 kere 1'in 2, bir de elde var 3 oluyor. Şimdi bir basamak, iki basamak ayırıyoruz virgülden sonra. Burası 336,5 oluyor. Sonra 144,75 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 5, 15, elde var 1, 7 kere 3, 21, bir de elde vardı 22. Şimdi eldeniz 2 oldu. 3 kere 4, 12. 2 de elde var. 14. Elde var 1. 3 kere 4, 12. Bir de elde var. 13. Yine elde var 1. 3 kere 1'in 3. Bir de elde var. 4. Yine 2 basamak ayırıyoruz. 434,25. O zaman peynirler ne kadar tutmuş? İkisini de toplamamız lazım. Bunu 336,50 ile toplayalım. 5, 7, 0, 7, şurası da 7 yapıyor. 770,25. Bunu 800'den çıkaralım bir de. Çünkü 800 lira veriyor. Para üstünü alacağız. 770,75'i çıkarıyoruz. Şimdi çıkarırken şuralara bir 0 atıp şurayı 9 yapıyoruz arkadaşlar. Şurası işte 0 oldu ama 10 olarak alalım. Çıkaralım. Şimdi normalde buralar 0'dı. Yandan bir 10'luk aldık. Şurası 15 kaldı. Şurası 9 oldu. 2 kaldı. Şunlar artık 9, 9. Şu da 7 oldu. Çıkarıyoruz. 9. 29,25 TL para üstü alır. Evet, gelelim 7. soruya. Bir kutuda sadece siyah ve kırmızı renkli kalemler vardır. Bu kutudaki siyah kalemlerin sayısının tüm kalemleri oranı 9 bölü 25. O zaman 9 bölü 35 neymiş? Siyah bölü. Buna göre bu kutudaki siyah kalem sayısının kırmızı kalem sayısının oranını bulunuz. O zaman 35'ten 9'u çıkaralım. Kırmızı kalem sayısını buluruz. O zaman 26 tane kırmızı var. Neydi? Siyah bölü kırmızı. 9 bölü 24 olacak cevabımız. Geldik 8. soruya. Türkiye'nin otomobili TOGG sabit hızla 2 saatte 180 km yol gidiyor. Buna göre TOGG'un gittiği yolun geçen süre oranını metre bölü saniye cinsinden bulunuz. İşlemleri gösteriniz. Şimdi 180 kilometreyi 2 saatte gidiyor. Sadeleştirelim. O zaman 1 saatte 90 kilometre gider. Bu 90 kilometre, bu da saat. Bunları metreye çevirelim. 90 kilometre arkadaşlar 90 bin metre olur. 1 saati de saniyeye çeviriyoruz. Bu da 3600 yapıyor. Sadeleştirelim. Şöyle iki tane sıfırı sildik. 900'ü 36'ya böleceğiz. Her tarafı 9'a bölünce şurası 100, şurası 4. 100'ü de 4'e bölünce cevabımız 25 metre bölü saniye olacak. Evet, geldik arkadaşlar 9. soruya. Bir çiftçi ürettiği karpuz sayısının çeyreğinin bir fazlasını satmıştır. Çiftçinin ürettiği karpuz sayısı x olduğuna göre sattığı karpuz sayısını veren cebirsel ifadeyi yazınız. Şimdi o zaman çeyreğini sattığına göre 4'e böleceğiz. Bir fazlasını sattığı için artı 1 yazarsanız
sattığı karpuz sayısının cebirsel ifadesini x artı 4 bölü 1 olarak buluruz. Geldik 10. ve son soruya. Bir karenin bir kenarın uzunluğu 3x eksi 7 bölü 5 santimetredir. Buna göre x eşittir 9 için bu karenin bir kenarın uzunluğunu kaç santimetre olacağını bulalım. Şimdi ne yapacaksınız? X yerine 9 yazıyoruz. 3 çarpı 9 eksi 7 bölü 5. Şimdi 9 ile 3'ü çarptık. 27. 27 eksi 7 bölü 5 yapıyoruz. Çıkaralım 20. 20'yi 5'e bölerseniz arkadaşlar cevabı 4 bulursun. Sorularının çözümlerini bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.